Merhaba arkadaşlar, iyi günler, hoş geldiniz. DGS'ye çok az bir süre kaldı ve neler yapılması lazım? Neler yaparsanız başarılı olursunuz, neler yapmazsanız başarılı olamazsınız. Bununla ilgili size güzel bir rehberlik videosu çekeceğim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Sizin de görüşleriniz varsa arkadaşlar videonun altına saygı çerçevesinde yazabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyorum, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza geçelim. Bildiğiniz gibi DGS sınavına 50 gün kadar bir süre kaldı ve bu süre içerisinde neler yapılması lazım? Ne yaparsanız başarılı olabilirsiniz. Başarılı olabilmek için neler yapılması lazım? Bunları tek tek tane tane anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, 2020 DGS'nin bize öğrettiği bir şey var. Artık 20 net, 30 net yapan kişiler başarılı olamıyorlar. Yani matematik için düşünüyoruz. Tabii Türkçe için de aynı şey geçerli. DGS'de başarılı olabilmek için herkesin cebir yaptığı zaten düşünülüyor arkadaşlar. Hemen hemen herkes cebir yapıyor. Şöyle diyebilirsiniz. İşte 50 bin kişi sıfır çekiyor hocam. 100 bin kişi sıfır çekiyor. Bunlar zaten sizin rakipleriniz değil arkadaşlar. Sizin rakipleriniz iyi net yapan kişilerdir. İyi net yapan kişiler de sizin rakiplerinizdir ve sizin rakipleriniz artık 30 netin altında zaten yapmıyorlar. Dolayısıyla cebiri herkesin hallettiği bir sınavdan bahsediyoruz. Zaten DGS cebir arkadaşlar son 2-3 yıldır kolay geliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla cebirle ilgili çok bir sorununuzun olmamış olması gerekir. Kalmamış olması gerekir. Yani mutlak değer gibi, basit eşitsizlikler gibi zor konularda bitirmiş olmanız, köklü sayılar gibi konuları bitirmiş olmanız gerekir arkadaşlar. Sizin ne öne geçirir? Yani siz ne yaparsanız başarılı olursunuz, ne yaparsanız öne geçersiniz arkadaşlar. Bunu anlatmak istiyorum. 30 net elinizde arkadaşlar. 30 net cebinizde olduğunu düşünüyorum. 30 net artık yetmiyor yani sınav için. 35 net eskiden yetiyordu bazı bölümler için. Artık 35 bile çok zor. Yani özellere gidecekseniz bazı özeller için 35 yeterli olabiliyor. Ama hedefi olan bir kişinin artık 40 net, bazı bölümler için 45 net, bazı bölümler için 50 net yapılması lazım. Yani adamın ciddi bir hedefi varsa, gerçekten iyi bir hedefiniz varsa arkadaşlar 35-40 net bandını geçmeniz gerekiyor. Özellikle standart sapmaya takılmamak için 30 neti geçmeniz lazım arkadaşlar. Önceki yıllarda gördüğümüz 30 net civarında standart sapmaların oynadığıydı. Yani standart sapma 2020 için 30-32 net civarındaydı. Bir kişi 25 net yaparsa ya da 35 net yaparsa standart sapmaya çok yakın olduğu için puanı düşük gelecek. Ama standart sapmanın 30-32 olduğunu düşündüğünüzde siz 43-44 net yaparsanız çok iyi bir puan alırsınız arkadaşlar. Yani standart sapmadan ne kadar uzaklaşırsanız iyi yönde, yani ne kadar uzaklaşırsanız o kadar puanınız daha da değerlenecektir. Yani dolayısıyla her soru bir puan getiriyor olabilir. Her sorunun puanı sabit olabilir ama standart sapmadan uzaklaştıkça aslında bir net size daha çok bir puan getirecek. Dolayısıyla şöyle diyebilirsiniz. Aramızda 3 net oynuyor ama puan olarak 10 puandan fazla oynuyor. Normalde böyle olmaması lazım diyebilirsiniz. O kişi standart sapmadan daha uzaklaştığı için iyi bir net yapmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla puanı daha iyi oluyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, peki yani 35-40 net bandını geçebilmek için ne çalışmak lazım? Ben size özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, bakın birincisi size tek tek anlatayım. Kümelere iyi çalışın. Neden diyeceksiniz kümelere iyi çalışın hocam? Çünkü kümelerden iki tane soru geliyor arkadaşlar. İki tane soru. Bir tanesi cebirde geliyor, bir tanesi problemlerde geliyor. Ve sayısal mantığın içerisine kümeler koyduğu zaman kümelerden 4 tane de gelebiliyor. Yani 4 tane gelir mi diyebilir misiniz? Evet geliyor arkadaşlar. Mesela geçen sene modüler aritmetikten DGS 2020'de 4 tane soru geldi arkadaşlar. Bunların bir tanesi problem, bir tanesi cebir, iki tanesi sayısal mantık. Modüler aritmetik dediğin konu nedir ki yani? Hani üslü değil, köklü değil, çok bilinen bir konu değil ama 4 tane soru geldi. Yani ÖSYM'nin böyle bir dengesizliği var arkadaşlar. Dolayısıyla kümeleri sayısal mantığın içerisinde sorarlarsa 4 tane sorudan sorumlu olacaksınız. Kümeler 1 arkadaşlar. Fonksiyonlar 2. Kesinlikle fonksiyon çalışın. Öne geçmek istiyorsanız kesinlikle fonksiyon çalışmanız lazım. Yine fonksiyonlar arkadaşlar, normalde bir tane geliyor ama sayısal mantığın içine koyduğu zaman 3-4 tane soru gelebiliyor arkadaşlar fonksiyonlardan. Önceki yıllara baktığınızda fonksiyonların sayısal mantıkta sorulduğunu gördük.
Ayrıca dizi çalışın arkadaşlar. Diziler bir tane geliyor ama yine dediğim gibi dizileri de sayısal mantığın içerisinde sorabiliyorlar. Dolayısıyla diziler de çok önemli. Modüler aritmetiği zaten saymaya gerek yok. Bu 4 tane konuyu çalıştınız mı? Sonra arkadaşlar iyi bir şekilde problem çalışacaksınız. DGS'nin bel kemiği problemlerdir. Problemleri halledemeyen bir insan sayısal mantık yapamaz. Yani insanlar sayısal mantığı çok ayrı bir olay zannediyorlar. Sayısal mantık problemlerle %60 %70 bağımlı olan bir olaydır arkadaşlar. Sayısal mantık problemler ve cebirin karışımı olan bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla kişiler problem ve sayısal mantık yapamazlarsa başarılı olamazlar. İyi bir problem çalışmanız lazım. Yani bu son 50 günde gerçekten ciddi bir problem çalışırsanız ve ciddi bir sayısal mantık çalışırsanız geriye bir tek geometri kalıyor arkadaşlar. Sizi öne geçirecek en önemli şeylerden biri de geometri. Geometri bilgisi birazcık iyi olan kişilerin kesinlikle geometri çalışmasını ben öneririm. Yani 7 tane soru geliyor hocam geometriden. Yani neden bu kadar önemli ki diyebilirsiniz. Geometri bir kere kolay arkadaşlar. Yani DGS'de çıkan geometri soruları, özellikle üçgen soruları, yani çember daire soruları kolay oluyor arkadaşlar. Yani bunları yapabilirsiniz. En azından 2-3 net, 3-4 net sizi öne geçirir. Tamam mı arkadaşlar? Yani küme çalışıyorsunuz, fonksiyon çalışıyorsunuz, problem çalışıyorsunuz, dizi çalışıyorsunuz, sayısal mantık ve en önemlisi de arkadaşlar bunların haricinde bir de geometri çalışırsanız, arkadaşlar kesinlikle bu 50 günü çok iyi çalışırsanız, bu dediklerimi yapar eksiklerinizi tamamlarsanız netlerinizin 45'ten aşağı düşmediğini göreceksiniz. İyi bir net hedefleyen herkesin bu önemli konulara gerçekten ağırlık vermesi gerekiyor arkadaşlar. Son 50 gün en azından günde 2 tane deneme arkadaşlar. Günde 2 tane deneme çözerek siz başarılı olabilirsiniz. 2 tane deneme çözüyorsunuz ve eksiklerinizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Başarılı oluyorsunuz. Başarı isteyen arkadaşları videonun altına görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.